Feci bir olay ya. Hala aklım almıyor. Sen sadece dinlediğin hale tahammül edemiyorsun. Ben olayların en başından beri tanık oluyorum. Korkunç bir insan. Onunla değil aynı çatı altında olmak, aynı havayı bile solumak istemezsin. Mükemmel. Yalnız sen kızdan o kadar bahsetmene rağmen adını bir kez bile ağzına almadın. Nefret etmişsin ondan. Tanımış olsaydın sen de onun adını ağzına almak istemezdin. Para göz, yalancı, çıkarcı. Bir insanda olmaması gereken bütün özelliklere sahip. Belli ki sen gerçekten nefret etmişsin ondan. Nefretten de öte. Kardeşine bile bile hırsızlık yaptırıp onu para için satan bir insandan bahsediyoruz. Bu son söylediğin şeyden sonra zaten benim de söyleyecek bir lafım kalmadı. Neyse ben kaçayım artık. Ama bak arayı artık bu kadar açmıyoruz, tamam mı? Tamam. Gel buraya gel. Ya, yalnız kendim gidelim. Hiç zahmet etme. Yabancı mıyım ben ya? Görüşürüz. Kötüsün sen. Hem de katıksız kötü. Ne yaşadın? Ne çektin bilmiyorum ama o bile yumuşatmamış yüreğini. İçine azıcık da olsa merhamet vermemiş. Buz adam. Asıl ben seninle aynı çatı altında kalmam. Alo Ayşe. Ben de hazırlanıyordum. Duramam artık burada. Yok. Senin gelmene gerek yok. Canım cidden gerek yok. İyiyim ben, gelirim. Tamam. Sen bilirsin. Görüşürüz. Senin ne işin var bu evde? Gidiyorum zaten. Çekilir misin? Seni kaç kere uyardım? Hiç mi gururun yok senin? Niye kovulduğun yere geliyorsun? Gidiyorum zaten. Defol git. Bir saniye bile durma bu evde. Seni bir daha bu evde görürsem... Hasta numarası mı yapıyorsun bir de? Seni bir daha bu evde görmeyeyim. Yoksa bedelini ağır ödersin.
Seni kaç kere uyardım? Hiç mi gururun yok senin? Niye kovulduğun yere geliyorsun? Yaralı kuşlar, zor hayatlar, bir sevinip bir